Şimdi pek çok insan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı teknik olarak tartıştı. Kapasitesidir, imkanlarıdır. Yok bir çeşit polis dedektifi gibi bir araştırmaya girdi ama bizim saldırıyı siyasi boyutuyla tartışıp okumamız gerekiyor. Ve doğal olarak da elimizdeki veriler sınırlı olduğu sürece ki muhtemelen hep sınırlı kalacak bu devletin geleneğinden kaynaklı bir şey. Tarihsel deneyimlerimize yaslanarak bu çeşit saldırıları okuruz. Biz benzer saldırıları geçmişten bugüne sürekli yaşadık. Ve özellikle de 5 Haziran Ahmet mitinginden bu yana HDP'nin peşine Suruç, peşine Ankara, Antep, havaalanı saldırıları ve benzeri saldırıları da yaşadık ve büyük oranda da bu saldırıları İstiklal'i okurken de benzer bir yerden bir okumaya gidildi. Ortaya çıkan ilk bilgiler, belgeler ya da ortaya çıkan durum şu. Saldırıyı kim yapmış olursa olsun ki devlet içinden kaynaklı olarak bunu tartışmak istiyorum. Bu kim kavramını buradan düşünmek gerekiyor. Elinde patladı. Yani hedefine ulaşma konusunda da yıkma konusunda da Süleyman Soylu alelacele bunu hemen direkt PYD'ye ve PKK'ya yıkarak işin içinden çıkmaya çalıştı ama o kadar çok bilgi servisi yapıldı ki bunun tamamen boş olduğu bütün çıplaklığıyla açığa çıkmış oldu. Üstünde durulmadı ama çok önemli bir bilgi paylaştı aslında Ümit Özdağ. O cümleye başka bir şey daha ekledi ki bu çok daha kritiktir. Davutoğlu'nu işaret ederek dedi ki konuşmazsan çok daha fazla insan ölecek. Aslında bu az önce kurduğum diyalektiğin bağlantının doğrudan aslında resmi kanallar üzerinden kurulmuş olması anlamına geliyor. Ümit Özdağ'ın ama Ümit Özdağ'ın söylediği şey şu. Taksim patlamasını, Taksim saldırısını, Ankara saldırısını, Suruç saldırısını yapanlar yaptı. Ve bunu açıkça söyledi. Davutoğlu'nu işaret ettiğine göre aslında yapanı da söylemiş oldu. İktidar içindeki kanatlar, iktidar içindeki odaklar. Yani aslında devletin geçmişte bizim derin devlet dediğimiz kontra güçleri tarafından yapıldığını kendisi resmen kabul etmiş oldu. Ve İstiklal saldırısında da aynı kaygıyla, aynı geleneğin yaptığını söyledi. Tabii buradan şöyle bir sonuç da çıktı. Birileri 7 Haziran saldırısında, 7 Haziran, Haziran dönemi boyunca, 7 Haziran 1 Kasım dönemi boyunca meydana gelen o kanlı katliamlar süreci boyunca neyi murad ettilerse ve neye ulaştılarsa aynı tezgahı şimdi kurmaya, aynı yere şimdi ulaşmaya çalışıyorlar. Yani iktidarı korumaya çalışıyorlar. İktidarlarını kalıcı hale getirmeye çalışıyorlar. Doğal olarak da adresin kendisi var olan siyasal iktidara dönmüş oluyor. İktidarı ayakta kalma içinde, derdi içinde. Kaybeden bir iktidar gerçeklikle yüz yüzeyiz. Ve kaybeden iktidarların ayakta kalabilmek için halklarına karşı ne kadar büyük suçlar işlediğini hem dünya halkları hem biz tarihsel deneyimlerimizi biliyoruz. Ve 7 Haziran 1 Kasım süreci aslında çok yakın ama çok acı deneyimleri bize kazandırmış durumda. Ve böyle bakıldığında 1 Kasım süreci sadece bir takım bombaların atılması süreci değil. Aynı zamanda çözüm sürecinin askıya alınması, Dolmabahçe mutabakatının devrilmesi, yok sayılması, Ceylanpınar saldırısı ve peşine gelen Kürt halkına karşı kanlı bir savaş sürecine de tekabül ediyor. Bu iktidar HDP'nin seçmen kitlesini kenara iteklemeden, tecrit etmeden, yalnızlaştırmadan ya da etkisiz hale getirmeden ayakta kalma şansına sahip değil. Oy beklemiyor. Oy alma şansının kalmadığını biliyor. O zaman temel çabası buradan gidiyor ve ülke siyasetini dizayn etmeye kalkan bütün güçler 1984'ten bu yana en azından çok somut olarak söyleyeceğiz. Kürt halkına saldırarak bu dizaynı yapmaya çalıştılar. Bir devlet kültürü çünkü devleti elinde tutan güçler şunun farkındalar ki Kürt halkına savaş stratejisi aslında Türkiye'deki emek ve demokrasi güçlerinin zayıf halkasını, bam telini de oluşturuyor. Ana temasını oluşturuyor. Kürt halkına saldırı yapıldığı sürece
ne yazık ki iktidarların elinde bir maymuncuk gibi kullandıkları terör kavramı toplumsal muhalefetin önemli bir kısmının iktidarın arkasında mevzilenmesine yol açıyor. 1 Kasım süreci bu konuda amacına ulaştığını gösterdi. 1 Kasım sürecinde iki tane iş yapıldı. Bir, toplum terörize edildi. Bir kaos yaratıldı ve bu terörizasyon sonucunda sokak sakinleştirildi. İnsanlar sokağa boşalttı, siyasal alanı boşalttı ve iktidar istediğini aldı. Ama ikinci bir iş daha yapıldı o dönem. HDP yalnızlaştırıldı. HDP tecrit edildi ve vardığı yer neresi oldu? 1 Kasım'dan hemen sonra 4 Kasım'da HDP genel merkezinin basılması, eş başkanlarının, milletvekillerinin rehin alınması, kayyum siyasetinin devreye girmesi ve bir bütün olarak toplumsal muhalefetin Kürt halkından uzaklaşarak aslında kendi geleceğini yok etmesi, iktidarın arkasına dizilmesini sağladı. Kürt halkı bu dört coğrafyada da tarihin çok eski zamandan beri direnmeye devam etti, direniyor da ve bu da bir direniş ve Orta Doğu'luklarına umut verme konusunda da ciddi rol oynadı. Son olarak Rojava direnişi, Rojava'daki büyük zafer, bütün sadece Orta Doğu değil, bütün dünya halklarına da umut ve coşku kazandırmış durumda. Bu saldırı bir savaştan öte, Kürt halkına karşı süren bir savaş var zaten. Bu savaşın tırmandırıldığı bir dönemden geçiriyoruz ama bu saldırı az önce değindiğim yere tekabül ediyor. Kaybeden iktidarın ayakta kalmak için Kürt halkına hem kendi sınırları içinde hem coğrafyanın diğer sınırlar bölgeleri içinde topyekün saldırması anlamına geliyor. Ve biz artık bunun bir savaş karşıtı söylemin daha ötesine doğrudan iktidarı devirmek, iktidar karşıtı güçlerin yan yana durmasını gerektiren bir yerde tarif edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Önündeki engel ne yazık ki milliyetçi şöven, kaba milliyetçi şöven politikaların bu ülkede bütün muhalif güçlerin bir şekilde içine sızmış olmasından kaynaklanıyor. Ve iktidarın o terör kavramının içinin boşaltılmamasından, yani iktidarın elinden bu oyuncağın, bu maymuncuğun alınmamasından kaynaklanıyor. Dikkat edin, yine bu saldırılar başlar başlamaz. Ne zaman sınır dışı, Türk Devleti'nin kendi sınırları dışında Kürdistan topraklarına ister Kuzeydoğu Suriye'de olsun, ister Güney Kürdistan'da olsun saldırı olsa, muhalefetin önemli bir kısmı bu kavramın arkasına geçer ve terörle mücadele adı altında bu saldırıların destekçisi haline geliyor. Yani iktidarın arkasına geçiyor. Oysa görülmesi gereken şey şu: bu bir vatan savaşı, vatan savunması ya da başka bir şey değil. Bu iktidarın ayakta kalmak bir, iki Kürt halkının bütün kazanımlarını sindirmek adına yürüttüğü temel bir saldırı siyaseti ve bu iktidar, var olan iktidar bloğu, sadece AKP'den oluşan değil, AKP ile MHP ve Ergenekon çizgisinin yan yana gelen bu iktidar bloğu 7 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde kuruldu ve kuruluş gerekçesi Kürt halkına karşı savaş ve düşmanlık siyaseti. Biz bu siyaseti boşa düşürmeden, yani Kürt halkıyla bir yan yana geliş, demokratik, adil bir barış için yan yana geliş koşullarını yaratmadan bu iktidarı birleştiren harcı ve o yapıyı bölme, dağıtma şansına sahip değiliz.